Herkese merhaba. Bu videoda sizlere bir nevi kısmi türevlerin uzantısı olan yönlü türevlerden bahsedeceğim. Kısmi türevler çok değişkenli girdi değerleri olan fonksiyonların. Örnek olarak iki değişkenli bir tane kullanalım çünkü bunun üzerinden anlatması daha kolay olacak. Evet, buradan tek değişkenli ya da vektör değişkenli bir çıktı alabiliriz. Henüz bunu görmediğimiz için şimdilik tek değişkenli bir örnek üzerinde duralım. Kısmi türev için girdi uzayına yani x, y düzlemine bir göz atıp bu x, evet bu da y ekseni. Bunun çıktı olarak bir doğru vereceğini varsayalım. Çıktı uzayı da reel sayılardan oluşacak. Buradan buraya geçişin bir dönüşüm olduğunu ya da bu girdi uzayıdır, bu da çıktı diye düşünüyor olabilirsiniz. Herhangi bir noktada kısmi türev aldığımızda hemen not ediyorum. F'in x'e göre kısmi türevi mesela 1,2 noktasını ele alalım. 1,2 noktası bir bakalım. Evet, buralarda bir yerdedir değil mi? X'e göre kısmi türev alırken bunu X yönünde çok ama çok az bir şekilde hareket ettirdiğimizi düşüneceğiz. Buna bağlı olarak oluşan hareketi de çıktı uzayında gözlemleyip oluşan hareketle orijinal hareketin yani kısmi f'in kısmi x'e oranı bize istediğimiz değeri verecek. Kısmi türevi y'ye göre aldığımızda da farklı bir yönde hareket ediyormuş gibi düşüneceğiz. Mesela bu şekilde yukarıya doğru bir hareketi değerlendirip bunun çıktığı nasıl etkileyeceğini inceleyeceğiz. Yönlü türevlerde ee, elimizde bir v vektörü olduğunu varsayalım. Şuraya şapkasını da çizelim ki vektör olduğu belli olsun. Evet, diyelim ki bu eksi 1,2 vektörü olsun. Bu x ekseni yönünde eksi 1, y ekseni yönünde de 2 birimlik bir ilerleme anlamına gelir. Şu şekilde çizeyim. Eğer elimizdeki noktadan başladığını varsayarsak v vektörünü evet bu şekilde çizebiliriz. Şimdi bu yönde ufacık bir hareketin fonksiyon için ne anlama geldiğini inceleyeceğiz. Bu arada x yönündeki ve y yönündeki minik hareketler gerçekten de çok ama çok küçük hareketler anlaştık mı? Bu çok ama çok küçük hareketler söz konusu olduğunda aslında hareketler giderek küçülüp de sıfıra yaklaştığındaki limiti, evet bunu düşünüyor oluruz. Yani bu küçülerek sıfıra yaklaşırken, bu da küçülerek sıfıra yaklaşıyorsa ikisinin oranına ne olur? Aynı mantıkla y yönündeki harekette buradaki sanki büyük bir şeymiş gibi görünüyor ama bu da gerçekten çok küçük bir şeydir. Anlaştık mı? Yönlü türevde işte buna benzer. Bu vektör yönünde bir hareket yerine h çarpı bu vektör doğrultusunda bir hareket düşüneceğiz ve bahsi geçen h gerçekten de çok ama çok küçük bir değer olacak. Mesela 0,001 Buradaki formülü uyguladığınızda da h'nin sıfıra yaklaştığını düşüneceksiniz, tamam mı? Yönlü türev bu vektör doğrultusunda çok ama çok küçük bir hareket söz konusu olduğunda çıktıdaki değişimin ne olduğunu gösterir. Vektör doğrultusunda bu küçük hareket. Şunları genişletip tanımı inceleyecek olursak burada eksi 1 çarpı h'den eksi h, burada da 2 çarpı h'den 2 h olur. Ve bunu x yönünde eksi 1 küçük hareket, ve y yönünde de iki küçük hareket olarak düşünebiliriz. v yönündeki bir hareket, x yönünde eksi 1, y yönünde de iki küçük harekete karşılık geliyor. Bunu yazacak olursak, gradyanın sembolü olan nablanın alt kısmına bir vektör koyarız ve v yönündeki yönlü türevi elde ederiz. Başka gösterimleri de var tabii. Mesela f'in bu vektöre göre türevi Bunlardan biridir. Bazıları kısmi türev sembolünün alt kısmına bir vektör ekler. Evet evet gördüğünüz gibi bir sürü farklı gösterim var ama benim en çok hoşuma giden bu. Nabla'nın yanına f'i alt kısmına da vektörümüz için v'yi koyuyorum ve bu hala x ve y'nin bir evet fonksiyonu. Bu gösterimi tercih etmemin nedeni nasıl hesaplanacağı ile ilgili fikir veriyor olması bundan videonun sonunda tekrar bahsedeceğim şimdi buradaki örneğe geri dönecek olursak yapılacak iyi bir tahmin x yönünde eksi bir adım ya da x yönündeki bir hareketin yol açtığı değişikliği düşünüp bunun negatifini alacağız ve sonra da y yönünde iki adım. Yani bu sefer de y yönündeki bir hareketin yol açtığı değişikliği düşünüp bunun iki katını alacağız. 2 çarpı kısmi f bölü kısmi y. Hesaplaması da zaten böyle yapılır biraz daha genel bir şekilde ifade etmek gerekirse, bir W vektörümüz olduğunu düşünelim. Evet, genel bir ifade olması için bileşenleri için sayılar yerine A ve B'yi kullanayım. F'in W yönündeki yönlü türevi A çarpı F'in X'e göre kısmi türevi artı B çarpı F'in Y'ye göre kısmi türevine eşit olacak. İşte bu kadar. Yönlü türev için kullanacağınız formül budur. Bunu x yönünde a ile temsil edilen ufak bir hareket ve y yönünde de b ile temsil edilen ufak bir hareket olarak değerlendireceğiz. Anlaştık mı? Zaman zaman bunun kısmi türevler ve bileşenler yani a ve b kullanılarak değil de gradyana göre yazıldığını da görebilirsiniz. Bunun sebebi başka boyutlar işin içine girdiğinde gradyanın işleri biraz daha anlaşılır kılmasıdır. Şuraya yazayım. Bu ifadeyi inceleyecek olursanız bir nokta çarpımına benzediğini görebilirsiniz a b vektörüyle içinde kısmi türevler olan vektörlerin çarpımını aldığınızda a'nın karşısına f'in a'ya göre kısmi türevi not ediyorum kısmi f bölü kısmi x b'nin karşısına da f'in y'ye göre kısmi türevi gelecek. Evet. AB elimizdeki orijinal vektör yani W'dur öyle değil mi? Ve bunun bileşenlerinden biri x'e göre, diğeri de y'ye göre olan bir başka vektörle çapraz çarpımını alıyoruz. Bu nedir diye sorarsam ne cevap verirsiniz? Gradyan öyle değil mi? Buraya küçük W'su olmayan nablayı koydum. Bu gösterimi neden kullandığımızı şimdi anlıyorsunuz değil mi? Sizce de nasıl hesaplandığı hakkında iyi bir fikir vermiyor mu? Evet, evet. Kitaplarda da zaten bu gösterimi göreceksiniz genelde. Bu boyutlar içinde daha esnek bir gösterimdir. Örneğin eğer 5 boyutlu girdisi olan bir şey söz konusuysa ya da yön vektörünün 5 farklı bileşeni olduğunda bu çok daha esnek bir gösterim olacak. Bunu genişlettiğimizde gradyanın ve vektörün de 5 bileşeni olur. Size yönlü türevi ve nasıl hesaplandığını gösterdim. Yorumlamasına gelecek olursak, bu vektör doğrultusunda hareket ettiğimizde, bu arada bahsettiğim hareket gerçekten de çok küçük bir hareket. Mesela bu vektörün çok küçük bir değerle çarpılmış hali, bu hareketin çıktığı nasıl değiştirdiği ve ortaya çıkan değişikliğin oranına bakacağız sıradaki videoda size yönlü türevin formal tanımını verip bu söylediklerimi biraz daha netleştirmeye çalışacağım